değerli arkadaşlar, bugün her hemen hemen her alanda sorun yaşıyoruz. ulusal güvenlikle ilgili sorunları yaşıyoruz, kültürle ilgili, eğitimle ilgili sorunları yaşıyoruz. Tabii bir de bunun arasında ekonomi var. Ekonomi kurmayları, ekonomiyle ilgili olarak uzun bir çalışmadan sonra 3 yıllık bir orta vadeli ekonomik program açıkladılar. Malum televizyonlar bu konuyu motorlu taşıtlar vergisine yapılan yüzde %68'lik zammı baz alarak günlerdir konuşuyor. Ne yazık ki konu motorlu taşıtlar vergisine yapılan zamdan ibaret değil. Tam 130 Farklı kalemde e, zam getirmiş hükümet. Peki niye bu kadar yoğun bir çalışma sonunda bu 130 kalem e, vergiye zam yapmış iktidar? Çünkü sıkışmış. Yani deniz bitti. E, yurt Yurtdışı limitleri dolmuş. Artık borçlanma sıkıntısı had safhaya geldi. Bugün e, Mehmet Şimşek Ekonomi Bakanı bir özel televizyon kanalında yaptığı açıklamada tasarruf eksikliğinden, tasarrufun yokluğundan, yetersizliğinden şikayet etti. Peki nasıl bu noktaya geldik biz? Türkiye uyguladığı ekonomik programla Kemal Derviş'le malum sıkı para politikası, kemer sıkma politikası ile başka bir ifadeyle düşük kur, yüksek faiz politikasıyla ve uyguladığı ithalata yönelik sorunları, ihtiyaçları ithalatla karşılama e, sistemiyle beraber, düzeniyle beraber Kemal Derviş tarafından bir kulvara sokulmuş, o kulvarda devam ediyor. Geldiğimiz noktada yüksek oranda ithalat yapıyoruz, ihracat yapamıyoruz. Evet, ihracat da bir miktar yapılıyor ama ithalat, e, ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl yüzde 71.3'tü. Geçen yılki verilerde hani 2016 Eylül verileriyle bu sene yüzde %59 59.3'e düştü. Eylül ayında Türkiye 11 milyar 839 milyon dolar ithalat yapmış, ihracat yapmış. 19 milyar 993 milyon dolar ithalat yapmış. 8 milyar 144 milyon dolar açık var. Ne demek bu? 8 milyon 8 milyar 144 milyon dolar e, paramız yurt dışına düşmüş. Cebimizden çıkmış Çinli'nin cebine, cebimizden çıkmış Alman'ın cebine, cebimizden çıkmış İngiliz'in cebine girmiş. Bu kayıp neticede kayıp. Her ay hemen hemen mütemadiyen her ay. 8, 9, 8, 9, 8, 9 milyar dolar diş ticarette açık veriyoruz biz. Şimdi sürekli olarak bizim cebimizden bu para çıkarsa, Ejnebi'nin cebine girerse artı her yıl devlet halktan topluyor paralar. Götürüp tefecilerin cebine koyuyor. Faize veriyor yani. Halk bir de halk kullandığı kredilerden dolayı yine bankacılara faiz ödüyor. Yani un çuvalı gibi vatandaştan silkele silkele o tarafa silkele silkele dök bu tarafa. Ya vatandaş vatandaş yani para basmıyor ki. Vatandaş para basmıyor ki. Vatandaşta para basma makinesi yok ki. O da ne yapıyor? Mecburen gidiyor bankalara borçlanıyor. Bankalardan kredi çekiyor. Şimdi <laughs> bu tabi bu sıkışıklıktan çıkmak için hükümet yeni bir atak daha yaptı. Altın sertifikası diye bir e, proje geliştirdiler. Efendim işte vatandaş çeyrek altınını, tam altını götürecek Ziraat Bankası'na emanet edecek. Oraya verecek. Onun karşılığında da bir sertifika alacak. Efendim edeyim. İşte bununla ilgili hani tasarruf eksikliğini bir türlü böyle gidermenin çaresini düşünüyorlar. Şimdi bunlarla beraber bu yamalarla beraber bu iş yürümez. Yürümesi mümkün de değil. Şimdi bundan 16 yıl önce 2001'de Profesör Doktor Aydar Baş hocam milli ekonomi modeliyle yani mevcut iktidarın Avrupa Birliği küreselleşme, özelleştirme ve Kemal Derviş düzeniyle beraber Türkiye'yi idare edeceğini gördü ve bunun bataklık olduğunu, mahvolmak, yok olmak olduğunu tespit etti. Ve bundan dolayı yani diğer gerekçeleri de bunun yanına koyarak bir siyasi faaliyet gerekliliğine karar verdi ve bir siyasi çalışma yaptı, bir siyasi bir parti kurdu. Ekonomik programımızı ve diğer projelerimizi halka arz ettik. Şimdi 16 sene sonra geldiğimiz noktada Fethullah Gülen olayında, FETÖ olayında, olsun Kuzey Irak, Suriye olaylarında olsun. Dini bütünlüğümüz, milli bütünlüğümüz konusunda olsun. Ekonomi konusunda olsun, eğitim konusunda olsun. Her konuda haklı olduğunu görürüz. Açık. Yani hükümetin Kemal Derviş düzeniyle beraber gelip tıkandığını, duvara tosladığını artık kendileri de itiraf ediyorlar. Yani hükümet diyor ki mecburuz diyor. Başka türlü yapacak bir şeyimiz yok. Eğer iktidar bu motorlu taşıtlar vergisine %60-40 ile %68 oranında zam yapmasa eğer bu 130 galeme vergiler yüklemezse bütçe disiplini bozulacak, bütçe açığı %3'ün üzerine çıkacaktı. Dolayısıyla beraber bunların dayandıkları bütçe disiplini uyguluyoruz, sağlam gidiyoruz iddiaları hepten paramparça olacaktı. Bu e, mecburiyetten dolayı bu zamları, yani bu, bu zamlar onları yıpratıyor normalde ama işin içinden başka hiçbir türlü çıkmalarının mümkün olmadığını da görüyorlar. Sonuç olarak, şimdi e, bu siz eğer para tedarikini yabancılara teslim ederseniz, Kemal Derviş düzenini kastediyorum, sıkı para politikasını, bu neoliberal politikayı, ekonomi politikasını kastediyorum. Eğer siz para tedarikini ecnebilere teslim ederseniz, bankaları ecnebilere teslim ederseniz. E dediğimiz işte yabancı parayı alıp Merkez Bankasına blokaj yaparak karşılığında para basmayı siz ilke olarak alırsanız, Gelip burada tıkanırsınız. Eğer halkımız Profesör Doktor Aylar hocam Milli Ekonomi modelini senyoraj hakkını kullanarak kendi milli parasını basma modelini eğer almış olsalardı, baş tacı yapmış olsalardı, bu sıkıntıları yaşamayacaktık. Türkiye koşa koşa gidecekti. Yaklaşık 330 milyar dolar faiz ödedik. ya Yazık değil mi bu iş ya? Efendim diyeyim, 16 yılda 1 trilyon dolara yakın dış ticaret açığı verdik. Aktı gitti paralarımız yurt dışına. Biz fakirleştik. Fakirleştik, fakirleştik, fakirleştik. Şimdi bu anlaşılan bu 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 yokuş çıkmaz yokuş. Şimdi millet hala inadında ısrar ediyorsa yani bu arkadaşlarla beraber devam etmek istiyorsa bu millet ekonomik olarak açlık ve sefalet yaşayacak. Ha bunu iktidardakiler yaşamayacaklar malum onlar cükkalarla hazırlamışlar. Ama halk ciddi yoksulluk ve fakirlik hatta açlık yaşayacak. Eğer halkımız bu noktada arkadaşlarımızı dinlerlerse, ekonomik programımızı analiz yaparlarsa kendi yararlarına olur. Ben bizi takip etmelerini arzu ediyorum.